Tarımsal uygulamalarda plastik kullanımı özellikle son 10-15 yıldır yaygınlaşmış vaziyette. Arkamdaki tarlada da göreceğiniz şekilde özellikle kavun, karpuz ya da turfanda sebze yetiştiriciliğinde bu plastikler çok yoğun kullanılıyor. Aynı zamanda çilek yetiştiriciliğinde de çok yoğun kullanılıyor. İki ayrı çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan birinde işte sadece bu örtün ayrılığı kaynaklı plastiklerin toprakta ne kadar biriktiğine, ne kadar kaldığına bakmıştık ilk çalışmada. Diğer çalışmada çilek uygulamasında meydana gelen toprak kirlenmesine, plastik kaynaklı toprak kirlenmesine bakmıştık. Bu iki çalışmada da çok vahim sonuçlar var. Özellikle uzun süredir tarımsal plastik uygulaması yapan, yani bu malç dediğimiz örtü plastiği uygulayan tarlaların Topraklarında 1 kilogram toprakta 300'den fazla partikül çıkabiliyordu, plastik partikül çıkabiliyordu. Daha kısa süreli uygulama yapılan yerlerde bu bir iki bu kadar çok değil tabii. Ne kadar uzun süre uygulama yapılırsa toprakta o kadar çok mikroplastik kaldığını söyleyebiliriz. Tabii burada tek kaynak bu malç değil ama malç en büyük kaynaklardan biri, özellikle örtü altı yetiştiriciliğinde alçak tünel dediğimiz sistemle yapılan yetiştiricilikte ciddi bir toprak kirlenmesi söz konusu oluyor. Bunların topraktan uzaklaştırılması mikroplastik haline geldikten sonra mümkün değil. Bunların to kullanıldıktan sonra toplanması gerekiyor ama toplamak da her zaman çözüm olmuyor. Ama yine de toplanması bir miktar bunların e, sayısında azalış meydana getirebiliyor. Bizim yaptığımız e, çalışmada da bu açıkça ortaya çıkmıştı. Tek kat uygulama e, genelde dünyanın diğer ülkelerinde karşı karşıya olduğumuz örnekler. Ama Türkiye'de e, üst üste 3-4 farklı kat plastik naylon uygulanabiliyor. E, en altta kalanlar hem kirli olduğu için toprakla çok temas ettiği için yakın temas ettiği için hem de toprağın içine gömüldüğü için toplanamıyor. En iyimser tahminle üstteki katmanlar toplanabilir halde bu durumda problemin gittikçe daha da büyümesine neden oluyor. Burada yapılan çalışmalardan anladığımız kadarıyla bizim yaptığımız çalışma topraktaki sera örtü naylonu kaynaklı plastiklerin miktarıydı, mikroplastiklerin. Biz bir kilogramda 30 adet e, sadece naylon ve damla sulama, tek kullanımlık damla sulama borularından kaynaklanan e, plastiklerin olduğunu tespit ettik. Ama başka ülkelerde yapılan çalışmalarda e, bu plastiklerin daha küçük parçalara ayrılarak, nanoplastiklere e, ayrışarak e, bitkinin içerisine nüfuz edebildiğini, yani yetiştirilen ürünün içerisine nüfuz ede, ede, edebildiğini ortaya koyuyor. E, bu durumda gıda güvenliği açısından risk teşkil ediyor. E, bu riskin minimize edilebilmesi için öncelikle tarımsal anlamlı plastik kullanımının kontrol altına alınması gerekiyor. E Tabii bu plastiklerin gıda güvenliği riski yaratmasının yanında bir de çevresel olarak da ciddi problem yaratıyor. Çünkü ilk yağışta hatta rüzgarda bu plastikler daha uzak noktalara taşınabiliyor. Bulunduğumuz yerin hemen aşağısında bulunan Tuzla Lagünü, biraz daha geride Akyatan Lagünü var. Her iki lagünde de bu plastiklere rastlamak mümkün. Çünkü bunlar toplanmadığı ya da bu kadar yoğun kullanıldığı müddetçe e, bu plastikler ilk e, olarak gidecekleri yerler e, sucul ortamlar. E, dolayısıyla bunun kontrol altına alınması gerekiyor. Yani ürünü erken hasat etmek için çoğunlukla plastik uygulaması daha fazla yapıldığı için bu sorunla karşı karşıya çık geliyoruz. Buna dair bir e, düzenleme yok. E, bu düzenlemelerin de ivedilikle çıkartılması gerekiyor ki e, bu plastik e, hem insan sağlığı hem çevre sağlığı açısından risk e, risk yaratmaktan, e, hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı açısından risk yaratmayacak duruma gelebilsin.